Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Buraya gelir misin? Sen neredesin? Şeyhin evinde seni bekliyorum. Hemen. Lamia mı? Benimle konuşmak istiyor. Ne yapacaksın? Benim için yaptığın her şey karşılığını bulacak. En uygun şekilde. Abi sana yalvarıyorum. Bir delik etmeden önce iyi düşün. Lamia'yı kolundan tutup getirdiğin an şirketin dibinde dinamiti koydun demektir. Cem. Sana bir daha söylemeyeceğim. Lamia yoksa bu hayatta hiçbir şeyin anlamı yok. Eğer hayatında bir kez gerçekten aşık olmuş olsaydın, ne dediğimi iyi anlardın. Üzgünüm dostum. Misafirim gelecek. Misafir? Ali. Niye geliyormuş yine o soysuz? Ben çağırdım. Ona söyleyecek iki çift lafım var. Bundan sonra hayat beni sürükleyemeyecek Ayşe. Ben onu istediğim yöne çevireceğim. Buyurun. Şaşırmış gördüm sizi Ali Bey. Beni beklemiyordunuz galiba. Lamia ile konuşacaktım. Biliyorum. Buyurmaz mısınız Ali Bey? Böyle iyi. Lamia'nın sizinle ne konuşacağını en az ben de sizin kadar merak ediyorum doğrusu. Lamia. Hoş geldin. Oturmaz mısın? Ben yalnız konuşacağımızı düşünmüştüm. Konuşacağımız şeyler hepimizi ilgilendiriyor. Önce beni dinlemeni istiyorum Lamia. Lütfen. Şeyhimle aranızda bir husumet olduğunu üzüntüyle öğrendim. Konunun ben olduğumu öğrenince daha da üzüldüm. Çünkü sen de takdir edersin ki Şeyh Ömer'in müstakbel karısı olarak herhangi bir pazarlıkta adımın geçmesi şeyhimin de adına zeval verir. Lamia ne diyorsun sen? Sözlerim gayet açık. Yakında düğünümüz var. Seni ve tüm aileni bu vesileyle davet etmek istiyorum. Bunun dışında konuşacağımız bir şey yok. İyi günler. Lamia, saçmalıyorsun. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Aksine sanırım sen ne dediğinin farkında değilsin. Şeyhimin evinde bana saygısızlık yapıyorsun. Tehdit mi ediyorsun seni? Açık söyle bana. Şu an ne kozumuz varsa burada paylaşacağız. Korkacak bir şey yok. Lütfen Lamia. Ali, eğer ortada bir seçim söz konusu olacaksa o seçim yapacak kişi benim. Sen değilsin. Ve gördüğün gibi ben şeyhimi seçiyorum. Şu etrafına bir baksana. Bu hayatın karşısında sen kimsin? Seni seçmem için bir tek nedenim var mı? Gördün mü? Sen de cevap veremiyorsun. Sen kendini satmışsın. Nasıl adlandırırsan. Neyse, az önce söylediğim gibi, düğünümüz yakında. Hepsi bu kadar. Davetiyelerimiz hazır olunca şirketinize ulaştırırız. Ha bu arada şirket demişken, onunla ilgili de ailene söyle, canlarını sıkmasınlar. Ömer gereken desteği size verecek. Konuşacaklarım bu kadar. Geldiğin için teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Ali Bey.
Burada da kafamı ne yana çevirsem seni göreceğim demek Ali Bey. Ama ve lakin bu suskunluğum aldığını seninle hesabım bitti sanma. Ne hesabın varsa gör lan. Senden mi çekileceğim? Bit. Ali, belanı yanlış yerde arıyorsun. Lan yürü git. Belanı benden bulma. Menan Bey lütfen. Lütfen. Dua et de Halep de seni temizlemedi. Ama artık seni gebert demek için hiçbir Menan nedenim Bey, yok. Lütfen. Anladın mı beni? Menan Bey lütfen sakin ol. Menan Bey. Menan Bey lütfen. Konuşma boyunca müdahale etmediysem kararına saygı duyduğum içindir. Şimdi biz bize olduğumuz için rahatlıkla sorabilirim. Verdiğin karardan emin misin? Bu soruyu iyi düşün. Eğer eminsen beni dünyanın en mutlu erkeği yaparsın. Ve ben dünyanın en mutlu erkeğiyken yanımdaki kadını da mutluluğa taşırım. Lakin öfkeyle verilmiş bir kararsa, bil ki pişmanlığın sadece yanlış karar vermekten olmaz Lamia. Beni üzene ben de bedelini ödetirim. Kararım kesin. Eğer kabul etse karın olmak isterim. Kabul ne demek? Rüyam bu benim. Hemen hazırlıklara başlansın o halde. Hı? Tabii. Şimdi izin verirsen dinlenmek istiyorum. İzin senin. Seni sevda tanrıçası yapan şu aptal gönlüm değil mi? Gözlerin kurudu gönlüme tuzak, gözlerin de suçlu gönlümde. Bir gökyüzü, masmavi deniz, sensiz kimsesiz, bir de ben, sensiz kim? Biter bir gün, biter elbet, bitince ben, ben olur muyum insan her gün? Ölmüyor ki öleceksen senden olsun. Biter bir gün, biter elbet, bitince ben, ben olur muyum insan her gün? Ölmüyor ki öleceksen senden olsun. Evet, doğru duydun. Bundan sonra Asyalı ailesiyle uğraşılmayacak. İstedikleri kredileri almaları sağlanacak. Bana olan borçlarını da uygun vadelere bölün. Daha önce görüştüğümüz ihaleleri de onlara paslayacağız ki nakit akışları olsun. Hayır, bu sadece müstakbel eşime küçük bir hediye. Bir düğün hediyesi.
abla. Sormak belki haddime değil. Ama sormadan duramayacağım. Sen kararından emin misin? Söyle, evlenecek misin? Evet. En kısa zamanda hem de. Ben sadece o mühendisi öyle söyleyeceksin sanmıştım. O beni sattı Ayşe. Beni şirketlerine, garantilerine, ailesinin refahına sattı. Kendini sağlama almak için beni çölde ölüme terk etti. Ona davetiye de gönderebilirdim. Ama ayağıma çağırıp söylemek istedim. Yüzünün alacağı şekli görmek istedim. Eline geçen ilk fırsatta o beni sattı. İşte şimdi ben de onu sattım. Para için satılmak neymiş görsün istedim. Benim acımın aynısını o da yaşasın istedim. Şimdi isteğime kavuştum. Artık içim rahat. O zaman neden ağlıyorsun abla? Sen hala onu seviyorsun. Bu halde Şeyh'in karısı olabilecek misin? Bana bunca iyilik yapan aşık bir adama. Bugün o konuşmayı yaparken anladım ki hayatımda başka bir amacım kalmadı Şeyh'e minnetimi ödemek dışında. Bunun bedeli onun karısı olmaksa olurum. Eğer Ayşe'ye bir şey söyler ya da ima edersen bir dahaki ziyaretin kardeşinin mezarı olur. Tabii bir mezar olursa. Affet beni Ali Bey. Beni affet. Ben ne yapacağımı bilemedim. Beni affet. Evet Ebru'nun. Çok sevindim. Biz kendi aramızda bir durum değerlendirmesi yapalım, size dönelim. Tekrar teşekkür ederim aradığınız için. İyi günler. Bankadaki Ebru değil herhalde. Evet o. Ne diyor? Kredi kullanabileceğimizi, durumumuzun uygun olduğunu söylüyor. Allah Allah. Hangi ara karar değiştirmişler? Bilmem. Ben Ali'yi arayayım. Ali. Enteresan bir telefon aldım bankadan. Krediye onay verdiler. Ne oluyor abi? Telefonda konuşmayalım. Ben geliyorum. Şirkette konuşuruz canım. Elleri kırılsın Metin. Dur. Allah gün yüzü göstermesin inşallah. Geberteceğim onu. Yanımda silah olacaktı ki. Ne olacaktı silahla? Şeyh'in bahçesinde cinayet işleyecektin öyle mi? İşlemeyecektim de ne yapacaktım ya? Bu şeyh korkusu canıma yetti Abdülmecit Bey. Ne bu? Allah gibi korkar olduk, tövbe estağfurullah. Attığımız adımı hesap eder olduk. Siz onu bilmiyorsunuz. Ya nesini bilmiyoruz baba ya? Parmağında oynatıyor bizi, yeter ya. Bilmiyorsunuz dedim. Bu Ömer denen adam... gözümün önünde kardeşimi öldürdü. Hiç tereddüt etmedi. Amcamı mı? Lamia'nın babasını Ömer mi öldürdü? Evet. Hem de benim yanımda. En ufak yanlışımızda bizi bir kurşuna değişir. Gözünü bile kırpmaz. İstediğiniz bu mu ha? Çıkıp hava alalım Eker. Dallandım ben. Çıkalım Abdülmecit Bey, çıkalım. Bunu Lamia'nın bilmesi lazım. Nasıl bilecek? Yüzüne bakmam bile yasak. Şeyh seni onunla konuşturur mu? Abi. Hoş geldin. İnanılmaz gelişmeler var. Sihirli bir şeyler oldu, anlayamadım vallahi. Şeyh'le bir anlaşma yaptım diyelim. Borcumuz baki. Ama ödeme koşulları bizim lehimize döndü.
Kredilerde bir sorun yaşayacağımızı zannetmem artık. İhalelerde de. İlaç oldu bu ilaç. Büyük adamsın Ali Asyalı. Ne diyeyim? Ben gideyim patlatayım şu haberi. Olması gereken neyse o oldu. Ben bir şey anlamadım abi. Lamia. Ömer'le evlenecekmiş. Ne? Beni düğününe davet etmek için çağırmış. Geldim canım. Tamam tamam. Oturun oturun çocuklar. İyi misin babacığım? ben iyiyim ama anneni bir türlü inandıramıyorum. Bana hastaymışım gibi davranmayı çok seviyor. Baba sen çok ciddi bir kriz geçirdin. Annem sadece gereken ihtimamı gösteriyor o kadar. Bir anlatabilsek. Hikmet Bey tekrar büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ama iyiyim. Böyle hep bir arada yemek yiyoruz ya. Benden iyisi yok artık. Ali Bey? Nedir bu akşamki toplanmamızın nedeni? Size bazı iyi haberlerim var. Benden duymanızı istedim. Nasıl iyi haber oğlum? Yüzünden düşen bin parça. Sıkıntılı günler geçirdik anne, ondandır. Yoksa kredi sorunumuz çözüldü mü? Hem o hem de ihalelerde haksız yere saf dışı kalmayacağız baba. Nasıl oldu bu? Abim Hızır gibi çözdü vallahi baba. Olması gereken oldu diyelim baba. Ama size sadece şunu söyleyebilirim ki bundan sonra kesinlikle ailemden birini üzecek herhangi bir adım atmayacağım. İnsanın hayatta güvenebileceği tek dayanağının ne olursa olsun uğrunda mücadele etmesi gereken tek gerçeğin aile olduğunu anladım. Bu gece bu yüzden toplanalım istedim. Bundan sonra hayatıma girecek hiç kimse için önceliklerimi unutmayacağım. Bütün gücümle ailem için çalışacağım. Bu zor günlerden de en az zararla çıkacağız. Başka hedefim yok. Bize de sadece ayran var. Hava birden serinledi. Abla ben sana şalını vereyim hemen. Yok yok istemem. Olur mu? Vereyim. Şeyh'in misafir gidene kadar oturup bir şeyler okumak istiyorum. Tamam. Asyalı ailesine iki ihale paslamayı düşünüyorum. Gelişmelerden sizi de haberdar etmek istedim. Çünkü siz aileyi yakından tanıyorsunuz Sibel Hanım. Tanırım. Onlarla nasıl çalışılacağını siz iyi bilirsiniz. Şimdi benim istediğim bana borçları olan meblağı en kısa zamanda tahsil etmek. Bu konuda benden ne istediğinizi tam olarak anlayamadım Ömer Bey. Amacım bu ihalelere ortak girip kontrolün bizde kalmasını sağlamak. Bunun için de benim şirketimden onlarla koordine çalışacak birine ihtiyacım var. Bir temsilciyim. Ve o da benim. Aynen öyle. Söylediğim gibi siz onları iyi biliyorsunuz. Şirket yönetimleri, proje yönetimleri hepsi hakkında yeteri kadar bilgiye sahipsiniz. Yıllarca birlikte çalıştık. Evet. Bu yüzden de onlarla yürüttüğümüz ilişkideki yetkili siz olun istiyorum. Yetkili? Evet.
Ben bu aileyle daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Ama param da göz göre göre uçup gitsin istemiyorum. Ki kontrol etmezsek elbette uçup gidecektir. Çünkü bir grup beceriksiz herifle karşı karşıyayız. Kısaca düşündüm ki bu sıkıntıdan beni ancak siz kurtarabilirsiniz. İki projede de onlarla birlikte çalışacağım, öyle mi? Birlikte değil. Birliktelik eşitlik getirir Sibel Hanım. Siz onların üstü olacaksınız. Onlar size tabi olacaklar. Ben de bu işe daha fazla kafa yormayacağım. Önerim kulağa nasıl geliyor? Bugüne kadar aldığım en güzel teklif diyebilirim. O halde anlaştık. Tabii ki. Gereğini yapacağınızdan şüphem yok. Size iyi akşamlar Sibel Hanım. İyi akşamlar efendim. Şeyh Ömer Abdal Cihan'ın Abdülmecit ve Mennan Halebi ile bağlantıları aşikar. Halep'te adları aleni bir kaçakçılığa karışıyordu ki Şeyh Ömer buradan adını kurtarmayı başardı. Halebi ailesi de o olaydan sonra 4 ferdi ile birlikte ortadan yok oldu. Adamların esamesi okunmuyor. Bütün mal varlıklarını da elden çıkardılar. Bu Ali Asyalı. Şu sıralar Şeyh'in en çok temasta olduğu kişi. Ben çetrefilli işlerini Asyalı'nın şirketleri üzerinden yürüttüğünü tahmin ediyorum. Elimde henüz net bir bulgu yok. Ama mimar kimliğimle girdiğim ofiste Ali Asyalı'nın eski karısıyla birlikte çalışmaya başladım. Böylece bu aileyi takip etmem daha kolaylaştı. Asyalıları didik didik araştırdık. Herhangi bir usulsüzlükleri yok. Bu olmayacağı anlamına gelmez efendim. Şeyh Ömer yakınlık kurduğu herkesi kendine borçlu bırakır. Ve bu borcu da usulsüzlüğe ortak ederek ödetir. Adamın tarzı bu. Yani sen er geç Ali Asyalı da kaçakçılık işine bulaşacak diyorsun. Şeyh Ömer'den kurtulmasının yolu yok. Ben Ali Asyalı'yı yakın takibe almak gerekir derim. Şeyh mutlaka bir açık verecek. Biz her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Pekala. Takibe alalım Canan. Sen de tetikte ol. Gelişmelerden bizi haberdar et. Yukarıdan beni sıkıştırıyorlar. Ne yapıp edip bu şeyh bozuntusunun bir açık vermesini sağlamam lazım. Zaman aleyhimize işliyor. Peki efendim. Şu halimize bak. Şeyh efendi lütfedip kendi sofrasına bile almıyor. Burada sığıntı gibi yiyoruz. Bize ne acet anne? Lamia var ya, onunla baş başa yiyor işte. Sıkın yesin. Ah Abdülmecit Bey, ah! Ömrümün son demlerinde bunu da mı görecektim? Anne! Ben de kısa yoldan buradan kurtulmanın derdindeyim aşağı. Sen böyle söylendikçe işler daha da kolaylaşmıyor. Hadi ye yemeğini. Ne var Mirza? Yok. Bir şey yok beyim. Bir şey söyleyecek gibisin. Aslında haddim olmayarak bir şey soracaktım Ali Bey. Hı, sor. Ben evde yemekte ne demek istediğini anlamadım. Hani bundan sonra ailem için yaşayacağım falan gibi bir şeyler söyledin ya. Hı hı. Nesini anlamadın? Lamia Hanım ne olacak? Bundan sonra bu evde Lamia'nın adı geçmeyecek. Anladın mı Mirza? Onun adını anmayacaksın. O beni sattı. Ama ben bunu görmeliydim. Halep'te akrabalarından kaçmak için yardıma ihtiyacı vardı. Güçlü bendim, bana sığındı. Şimdi burada güçlü Ömer. Ona yanaşmayacak da ne yapacak? Şaşılacak bir şey yok. Neyse. Ben yatıyorum.
Misafiriniz gitti demek. Gitti. Rahatsız etmedim ya. Elbette etmediniz. Sana küçük bir armağan vermek istedim. Yardım edeyim. Evet. Güzelliğin karşısında ehemmiyetsiz kalmaya mahkum olsa da. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Senin için ne yapsam az Prenses Lamia. Ne yapsam değersiz. Elinin değdiği şeyi değersiz kılman mümkün mü Ömer? Çok yakışacaksın hayatıma. Hoş geldin Lamia. Şimdi yat dinlen, geç oldu. Yarın düğün detaylarını konuşuruz. Bu kutlu gün layığınca kutsansın istiyorum. Sen nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. Seni bir kere zorda bıraktım. Bunun pişmanlığını bin yıl yaşarım. Ama bir dahasına tahammülüm yok. Yanında yaşadığın Şeyh Ömer senin babanın katili. Ondan kurtulman için ne gerekiyorsa yapacağım. Mennan. Demek böyle Mennan Bey. Bana Mennan'ı getir. Sonra odana çekilebilirsin. Peki efendim. Sana bunun ne olduğunu sormayacağım bile. Şimdi söyleyeceklerimi bir kere söyleyeceğim. Onun için kulağını aç ve beni iyi dinle. Eğer seni şimdi gebertmiyorsam Lamia için. Onun sizinle işi bitmediği için. O bana ne zamanki sıkıldım bunlardan diyecek. Artık hıncımı aldım istemiyorum diyecek. Ben o zaman sizin icabınıza bakacağım. Eğer bir daha bunun gibi en ufak bir girişimini göreyim, seni de, aileni de amcanın yanına gönderirim. Yıkıl. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Bugün pek neşeli gördüm seni. Neşelenmem için çok iyi nedenlerim vardı ondan. Sakıncası yoksa ben de öğrenebilir miyim? Belki neşene ortak olurum. Dün şeyhle toplantım vardı. Ve Asyalılarla ortak iş yapmak istediğini söyledi. Bu işlerin başına da beni getirdi. Ah, ilk toplantılarına katıldığım zaman yüzlerinin alacağı şekli inan çok merak ediyorum. Çok sevindim senin adına. Asyalılar seninle aynı fikirde olmayacak, garanti ederim. Sence neden bu kadar rahatsız olacaklar? Eski gelinleri olduğun için mi yoksa saklamak istedikleri başka şeyler olduğu için mi dersin? Her ikisi de olabilir, emin değilim. Ama bilgi aldıkça sana da anlatırım tabii. Sen de merakta kalmamış olursun. Sibel,
Beni de Şeyh'in yanına aldırttığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın. Günaydın prensesim. Günaydın. Gel. Nasılsın bu sabah? Çok iyiyim. Sevindim. Seni de iyi gördüm. Benim iyi olmamam için hiçbir sebep yok. Ha, bu arada prensesim, senin de fikrini almak istediğim bir husus vardı. Tabii ki. Aramızdaki bu güzel gelişmeyi akrabalarınla da paylaşmak isterim. Onlar da bu durumu bilsinler. Senin için bir mahsuru yoksa tabii. Benim için elbette yok. Ama onlar için mahsur olup olmayacağını bilemem. Sen onları bana bırak. Sevincimde yanımda olmayanı yanımda barındırma. Bunu bilecek kadar beni tanırlar. Aa, baba? Baba? Sen neden geldin? Evde dinlenmen lazım. Sıkıldım evde. Yat. Bugün yönetim kurulu toplantısına katılayım dedim. Ne var bunda? Ama beni kurulda istemiyorsanız giderim. Allah Allah. Olur mu öyle şey babacığım? Buyur. Ya bu ameliyat insanın huyunu suyunu değiştirir derlerdi. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Allah anneme sabır versin diyoruz. Oo, neşeli bir güne denk geldim demek ki. Sibel. Neden buradasın? Şimdi toplantımız var. Seninle daha sonra görüşsek. Ben de tam bunun için burada bulunuyorum Ali'cim. Buraya Sibel Asyalı olarak değil, Şeyh Ömer'in baş mimarı olarak geldim. Bundan sonra onun size paslayacağı iki projenin de sorumlusu benim. Ne demek bu? Bak inan, eğlenmek için yanlış bir zaman. İşte eğlenceyi ne zaman birbirine karıştırdım Ali? Evet, ben işin nasıl yürüyeceğiyle ilgili bir program yaptım beyler. Madem ki birlikte çalışacağız, ortak bir dil tutturmak zorundayız. Ne diyorsun? Bunu kabul edeceğimi mi sandın ha? Şimdilik sizi baş başa bırakacağım. Bu konuyu eline boyuna düşünün. Ama bana sorarsanız düşünecek bir şey yok. Şeyh Ömer'i karşınıza alacak kadar iş bilmez değilsiniz muhtemelen. Şimdilik hoşça kalın. Ali. Bırak gitsin. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Böyle ortaya bomba atıp nereye gidiyorsun? Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama senin benimle konuşmak istediğin bir şey varsa evime gelirsin. Adresim burada. Hoşça kal Levent. Bir dakika. Önce kendimize hakim olalım. Bir kafamızı toplayalım. Ne diyorsun sen Cem? Görmedin mi Sibel'in tavrını? Ne diyor o? Hiç. Söyleyeceklerimi söyledim, yine ziyarete geleceğim diyor. Bu şeyin bizimle meselesi bitmeyecek demek ki. Meselesi her neyse ben çözeceğim. Baba sen de lütfen eve git. Daha fazla durma burada. Toplantı bitti. Hadi. Hadi. Tamam hoşça kal. İşimizi de hallettik. Şimdi gelelim size. Bir mesele yok ya şey. Mesele ne demek Abdülmecit? Mesele ne demek? Bugünü bayram ilan ediyorum. Sen meseleden bahsediyorsun. Bayram? Şeyhimizi sevindiren her neyse bizi de ziyadesiyle memnun edecektir. O zaman çok kısa bir süre sonra Prenses Lamia ile evleneceğimi duyurmam sizde de aynı sevinci uyandıracak demektir. Ki buna da memnun olurum. Yeğenim Lamia. Başka Lamia tanımıyoruz değil mi? Abdülmecit.
Bu şaşkınlığını sevincine veriyorum. Ailesi olarak size de bildirmeyi bir görev saydım. Lakin aranızdaki ilişki göz önünde tutulursa gelip onu istemem gereksiz diye düşündüm. Yanılıyor muyum? Cevap alamadım Abdülmecit. Yoksa söylediğiniz kadar memnun olmadınız mı? Böylesi bir habere memnun olmamak mümkün mü şeyhim? Allah tamamını erdirsin inşallah. Başka konuşulacak bir şey yok o halde. Artık Prenses Lamia'ya layığınca davranmanız gerektiği konusunda bir uyarıyı yersiz buluyorum. Anladın değil mi? Abdülmecit? Elbette şeyhim. Biz izninizi rica edelim. İzin sizin. Kendine gel. Madem kıza o kadar düşkündün, ne diye çölde bıraktın? Şimdi hak iddia etmek de nasıl? O benim. Lamia benim. Ya baba, nasıl benim Lamia'mla evlenir ya? Sen Lamia'yı bırak. Bu adamdan canımızı kurtaralım. Başka bir şeyde gözüm yok benim. Hadi bir an önce Halep'e gidip bu lanet günleri unutacaksın. Bundan kelli derdim yok benim. Yürü hadi, yürü. Kendimi almaya gitmişken sana da kahve getirdim. Ah. Çok teşekkür ederim Canancığım. Zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Anlat bakalım. Asyalılarla görüşmen nasıl gitti? Benden pek hoşlanmadılar elbette. Ama bu durum hoşuma gitti bile diyebilirim. Kısa ama verimli bir görüşme oldu. Bu Asyalılar şeyhin paravanlarından biri mi sence? Paravan derken? Ne bileyim, bu adam bu kadar parayı temiz yollarla yapmadı herhalde. Valla yapmadıysa bile daha bilgim yok. Ben de yeni girdim işe. Valla içimden bir ses öyle diyor. Bakalım, zamanla anlarız. Eğer öyle bir şey sezersem sana da anlatırım, merak etme. Kahvemi de bitirip eve kaçayım. Başka işim kalmadı, çok da yorgunum. Tamam canım, ben daha buralardayım. Bak Elif, ben bunu bilir bunu söylerim. Bir daha elin arabını getirme buralara. Ne o? Arkadaş da mı beğendiremiyoruz Alp? Ya eşek kazığı kadar adam ne arkadaşı ya? Rezillik, başka hiçbir şey değil. Ya gerçi senin arkadaşlarından düzgün bir tane çıkmadı numunelik ama... Ne demek o? Ya, öyle ortaya laf atıp kaçamazsın. Nesi varmış benim arkadaşlarımın? Ortam hararet yaptı babalar. Ben ufak ufak voltamı alırım. Aynen. Ateş hattında kalmayalım. Siz sevgililer barışınca bizi ararsınız artık. Durduk yerde ortamın tadını kaçırdın yani Elif. Ben mi kaçırdım? Sana bugün benden göründüler galiba. Ben gidiyorum. Ya buraya gel Alp. Ya nereye gidiyorsun? Ya bekle dedim. Ya Alp kime diyorum? Buraya gelsene. Sen önce şu tavrını... Ay! Bana Sibel Hanım'ın yeni ev adresi lazım Şerif. Bakayım. Hemen şimdi. Şeyhin ofisinde çalışıyor. Hemen araştırıyorum efendim. Hoş geldin baba. Hoş gelmeye imkan var mı? Ne o? Ne oldu gene? Yine başlama Yaşar. Zaten sinirim tepemde. Ne oldu ki? Şeyh Ömer Efendi bizim Lamia ile tez vakitte dünya evine girecek. Ne? O cadıyla. Doğru duydunuz. Şeyh'in karısı olduktan sonra bizi süründürür o yılan. Hem de nasıl? Ulan belası. Kesin büyü yaptı adama. Abim nerede baba? Haber aldıktan sonra yerinde duramaz oldu. Benden ayrılıp bir yere gitti. Geç kalmam dedi. Alacağı bir şeyler mi varmış, neymiş? Ne
Ayşe, ne bu halin? Hani bana çay getirecekti? Abla, aşağıda ne gördüm bilsen? Seni bu kadar korkuttuğuna göre Eçer'le mi karşılaştın? Yok, mutfağa girecektim. Bir de baktım Mennan mutfakta. Başka kimse yok. Ocakta yemekler. Mennan yemeklerin içine bir toz karıştırıyordu. Bir yandan da görünmemek için etrafı kontrol ediyordu. Nasıl kaçtım bilemedim. Acaba yemeğe zehir mi koyuyordu? Başka ne olabilir ki? Mutfakta da bir Allah'ın kulu yoktu. Dur sen. Şeyh'i arayalım. O gereğini yapar. Prensesim, bu ne güzel bir sürpriz böyle. Üzgünüm ama güzel haberler için aramadım şeyhim. Seni dinliyorum. Ayşe, Mennan'ı mutfakta yemeklere gizlice bir toz karıştırırken görmüş. Zehir olduğunu düşünüyor. Benim de aklıma başka bir şey gelmedi doğrusu. Ne yapacağımızı bilemedik. Seni aradık. En doğrusunu yaptım prensesim. Siz odanızdan çıkmayacaksınız. Gerisini bana bırakın. İçinizi ferah tutun. Ben gereğini yapacağım. Ben de öyle düşündüm. Akşama görüşürüz. Murat yanıma gel, hemen. Buyurun efendim. Akşam küçük bir operasyonumuz var. İkimizin arasında kalacak bir operasyon. Emredin efendim. Eğlenceli olacak. Hizmetçilere söyle, Lamia'nın ailesi için evde bir yemek düzenlesinler. Ayrıca saat 8 için adımada bir rezervasyon yaptır. Lamia Hanım'la birlikte yemeğe çıkacağız. Evdeki yemek... Unuttun mu? Ben her şeye kadirim. Aynı anda iki yerde birden olabilirim. Saat 21'de de Ali Asyalı evime gelsin. Ne daha erken ne daha geç. Aynı saatlerde evime bir baskın düzenlenmesini istiyorum. Levent, bak kavga etmeye geldiysen. Yeneye gelecektim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Sibel? Sadece işimi. Sizden ayrıldıktan sonra işsiz kaldığım süre göz önünde bulundurulursa... ...bu işe dört elle sarılmam seni şaşırtmamalı değil mi? Tek derdim hayatımı kurtarmak. Hani senin benden çaldığın hayatımı. Sibel. Sibel beni delirtme. Seninle aynı yerde çalışamayız bilmiyor musun? Neden? Bana tahammülün kalmadı mı artık? Sen de benim seni istediğim kadar istemiyor musun beni? Eskisi kadar istemiyor musun? Bana bakınca tek düşündüğüm beni öpmek değil mi artık? İşte tam da bu yüzden çalışamayız. Seni hala bu kadar isterken aynı yerde olamayız. Kaçma benden. Levent'in ne işi var burada? Seni düşünmeden tek bir anım bile geçmedi. Senden uzakta bir güne bile tahammülüm yok. Benim de yok. Ama... Sensiz yapamadım. Hayatımı kuramadım. Eğer benimle gelirsen... Yıllar önce söz verdiğim gibi. Bir saniye bile burada durmam. Hiçbir şey umurumda değil. Alır başımızı gideriz. Adresi bilen var mı? Yok. Kapıcı filandır.
Mustafa? Ali? Açmak zorundasın. Sibel, aç kapıyı. Sibel, aç. Senin burada ne işin var? Dayanamadım, konuşmaya geldim. Kendimi yemektense kozlarımı paylaşmak istedim. Başka gelecek yoksa kapıyı kapatıyorum. Neyin peşindesin bilmiyorum Sibel. Ama her neyse pisliklerini bizden uzak tut. Artık sana da senin getirdiğin herhangi bir belaya da tahammülüm yok. Bu sana son ihtarım. Bir dahaki sefere bu kadar yumuşak bir dil kullanmayacağım. Yürü Levent. Kızım geliyor, geliyor. Allah Allah. Baba! Baba nihayet geldin. Yürü, kan vermen lazım. Ne kanı? Alp'in kan grubu seninkindenmiş. Acele kan lazım diyorlar. Hadi baba yürü. Gelemem. Baba, şaka yapmıyorum. Çok acil diyorum. Gelemem Elif, uzatma. Ne demek gelemem ya? Şakanın sırası değil baba. Yürü ne olur. Elif uzatma, gelemem dedim. Anne! Cem, çocuğun hayatından bahsediyoruz. Ne inatlaşıyorsun? Yürü kan ver de gel işte. Ya Mine, verebilecek olsam veririm. Arkadaşım içeride ölüm kalım savaşı veriyor. Ve sen ondan kanını esirgiyorsun. Bana verdiğin değer bu mu baba? Ne biçim babasın sen? Hiç mi önemim yok senin için? Tebrik ederim Cem. Verebilecek durumda olsam veririm ne demek? Ben kimseye kan falan veremem Mine. Neden? Çünkü ben AIDS'im. Ne? Nerede kaldın ben ha? Biraz dolaşmak istedim baba. Burada durmak beni boğuyor. Ne vardı? Şey, Hazretleri ailecek sizi akşam yemeğine bekliyor. Ona haber vermeye geldim. 8'de büyük salonda. Hangi dağda kurt öldü? Vallahi ben hiçbir şey anlayamadım. Sen ne dersin Abdülmecit Bey? Düğünü kutlamak istemiştir. Gideceğiz. Taşkınlık istemem ona göre. Yine size söyleyemedim. Defalarca çalıştım ama yapamadım. Bir cahillik ettim. Bedelini ağır ödüyorum. Affet beni. Ne zamandır biliyordun? 4-5 aydır. Doktora gittin mi? İlaç kullanıyorum ama... Ama... Elif gelmeden toparlan ne olur. Afiyet olsun. Mirza, sen de otursana masaya. Yok, böyle iyi. Gel gel otur. Ben şöyle ilişeyim o zaman. Abi, Lamia'dan hiç haber var mı? Yok. Ondan haber almak istemiyorum. Ben iyice kaçırdım olayları. Nedir son durum? Levent. Daha uzatacak mısın oğlum?
Efendim? 9'da. Tamam. Orada olacağım. İyi akşamlar. Kim? Şeyh Hazretleri. Saat 9'da beni malikanesine bekliyormuş. Yatırımlarla ilgili konuşacakları varmış. Gidecek misin beyim? Evet. Ya Lamia Hanım'ı orada görürsen? Artık benim için hiçbir şey ifade etmiyor Mirza. Bizi kırmayıp masamızı şereflendirdiğiniz için teşekkürler. Asıl davetiniz bizim için onur şey. Düğün haberimizin bütün ailede duyulduğunu düşünüyorum. Bu akşamki yemek Lamia'mın onuruna. Kadehimi müstakbel karıma kaldırmak istiyorum. Güzel yemekleri daha fazla bekletmenin alemi yok değil mi? Önce hanımlar başlasın. Saygıda kusur etmek istemem. Eşer Hanım. Biz aç değiliz. Şeyhin davetine tok gelmek de ne demek men? Bu evliliği onaylamıyoruz. O sebeptendir ki hiçbirimiz bu yemeği yemeyeceğiz. Eşer Hanım, bunu gençlik taşkınlığına veriyorum. Siz rica ederim başlayın. Yemeyeceksiniz. Yemeyeceksiniz dedim işte o kadar. Menan! Kimse bir lokma dahi almayacak. Yürüyün, gidiyoruz. Siz onun kusuruna bakmayın şeyhim. Buyurduğunuz gibi gençlik cahildir. Baba! 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 Baba çıkar baba. Onu! Baba çıkar! Çıkar yutma onu baba! Baba çıkar! Abdülmecit! Baba çıkar! Baba. Çıkar baba! Abdülmecit! Baba çıkar onu! Abdülmecit su iç! Baba çıkar! Abdülmecit! Baba çıkar onu! Baba! Abdülmecit! Baba! Boğuluyor! Gelin yapma baba. Baba! Anne, baba! Su iç! Baba! Anne! Baba! 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 Çıkar onu baba! Çıkar! Baba! Baba çıkar! Gel! Gel! Bu yemeğin tadı kaçtı Lamia. Biz en iyisi dışarıda olalım. Ayşe'yi de al çıkalım. Haber verip geleyim. Bu masayı da hemen toparlayıp kaldırıyorsunuz. Beş aydır biliyorsun değil mi? Biliyorum. O yüzden yanıma gelmiyorsun. Beni sevmediğin için değil. Sevdiğin için. Ben ilk defa böyle bir hata yaptım yine. Ankara gezisi sırasında. Sarhoştum. Birkaç kadın getirdiler. Alem falan işte. Hiç başıma gelmemişti. Tedaviye başladım ama doktor umut vermiyor. Sana ne diyeceğimi bilemedim. Ben sana layık bir koca olamadım.
Tek istediğim defolup gitmeden önce sizin hayatınızı garantiye almaktı. Mine. Affet beni. Affet. Cem. Seni beklemiyordum. Özür dilemeye geldim akşamki tavrım için. Tavrında bir hata olduğunu farkındasın yani. Abim gelince sanki yine o lanet güne döndüm. Ne yapacağımı bilemedim. O anlayacak diye çok korktum. O anlarsa ben mahvolurum Sibel. Her şeye göz yumarım. Bugüne kadar nasıl göz yumduysam, nasıl acımı tek başıma çektiysem öyle. Kimseye tek laf etmem. Seni yarı yolda bırakmam. Sadece sen benimle gelmeye karar ver yeter. Gidelim buradan. İzimizi bırakmadan gidelim. Bu kolay mı sanıyorsun Sibel? Benim için kolay mı sanıyorsun? Ama aramızdakiler her zorluğa göğüs germemize yetmez mi sence? Kopabilsek bunca yıl görüşmemişken kopmaz mıydık? Acele karar vermeyelim. Sen beni sevdiğine emin misin? Ben hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım. O zaman kararımız acele falan değil. Bunca yıldır seni bekledim ben. Artık sensiz geçen her günüm ziyan. Levent. Yarın öğlene kadar sana süre veriyorum. Ya toparlanır benimle gelirsin? Ya da? Ya da ben de daha fazla susmayacağım. Bu acıyı tek başıma daha fazla taşıyamayacağım. Ali'ye gidip kazanın olduğu, oğlumu kaybettiğim gün seninle birlikte olduğumuzu, o yüzden ondan kaçtığımı anlatacağım. Üzgünüm. Ama inan artık bu suçlamaları tek başıma taşıyacak gücüm yok. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Thank you.
Nasıl? Burayı beğendin mi prensesim? Çok. Sevindim. Burası benim İstanbul'da en sevdiğim mekanlardandır. Kendimi evimde hissederim. Ev güven demektir. Ve ben güven duymayı severim. Ne kadar seyrek olsa da. Güven duyduklarımın bana ihanet etmeyeceğini bilirim. Şimdi güven duyduklarıma içelim. Efendim, özür dilerim. Telefonunuz var. Acil bir arama olduğunu söylediler. Kimmiş? Emniyet müdürlüğünden arıyorlar efendim. Allah Allah. Efendim. Evet, benim. Anlıyorum. Çok tatsız bir olay. Nasıl olmuş? Allah Allah. Elbette gelirim. Hay hay. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Sakıncası yoksa ne olduğunu bizimle de paylaşır mısınız? Hanımların yemeğini bölmesine değmez. Devam edin lütfen. Yeni başlangıçlara. Ali Bey, bir daha söylüyorum. Birinci dereceden şüpheli sizsiniz. Deliller sizi işaret ediyor. Bizimle işbirliği yaparsanız size en az zararla bu işten çıkarmanın bir yoluna bakarız. Ya ben bir şey bilmiyorum. Hem ne demek deliller beni işaret ediyor? Ben yapmadım diyorum. Eve gittiğimde insanlar ölmüştü. Şimdi siz iki tane kıytırık delil buldunuz diye ben işlemediğim suçtan dolayı hapse mi gireceğim? Bize doğruları anlatmazsanız bayağı bir sıkıntı çekeceğinizi size garanti edebilirim. Cinayet kaybedecek bir şey olmayan insanların işidir. Ben bunca yıl namusumla çalıştım. Kendi alanımda ülkemi en iyi şekilde tanıtmaya gayret ettim. Hem ülkemde hem de özellikle Orta Doğu'da parmakla gösterilen işler yaptım. Benim cinayet işlemek için bir nedenim var mı sizce? Güvenlik görevlisinin ifadesi var. Sabahki kavganızda Mennan Halevi'yi açık açık ölümle tehdit etmişsiniz. O güvenlik görevlisi gece neredeymiş? Neden ben gittiğimde koskoca malikanede kimse yokmuş? Akıl mantık işi mi bu? Ayarlanmış bir şey diyorum size. Komplo. Ben neden 9'da eve çağrılıyorum? Eve gidiyorum, kimse yok. Avukatım gelmeden başka bir şey söylemeyeceğim. Kendinizi daha fazla yormayın. Siz bilirsiniz. Nasılsın baba? Ben iyiyim de. Senin neyin var? Hiç. Nasıl içmiş o? Yüzünden düşen bin parça. Yok bir şey baba. Abim eve gelmedi mi? Bu gece annemlerle kalırım diyordu. Yok, gelmedi. Cebini aradık. Çaldı çaldı, cevap vermedi her gelen. Haber de yok. Allah Allah. Bu saate kadar gelmemesi garip. 9'da şeyle randevusu vardı. Bu kadar sürmüş olamaz. Ne konuşacaklardı ki? Daha yeni bir arada değiller miydi? Ben de bir arayayım. Açmıyor. Vallahi. Elif'e nasıl anlatacağız? Bilmiyorum. Ben konuşamam onunla Mine. Ben bakarım. Yani konuşmaya çalışırım. Efendim Ali. Başıma saçma sapan bir şey geldi canım. Karakoldayım. Ne? Ne karakolu ya bu saatte? Ne işin var karakolda senin?
Ömer'in evine çağrılmıştım. Gittiğimde Abdülmecit ve ailesinin katledildiğini gördüm. Ne? Bu kadar da değil. Üstüne polisler bastı. Arabamda silah bulundu. Bir komplonun içindeyim. Ali, neler diyorsun? Şimdi panik yapacak zaman değil. Avukatı aradım, ulaşamadım. Sen mutlaka ulaş. Adamı bana gönder. Gelmene gerek yok. Ne demek gerek yok? Hemen geliyorum. Hangi karakol? Beşiktaş karakolu. İyi o zaman. Hadi bekliyorum. Avukata ulaş dönünce. Tamam. Tamam, görüşürüz. Ben gidiyorum. Allah Allah. Saat kaç oldu ya? Üf, ikide bir de saate bakıp da beni de heyecanlandırma çocuğum. Kötü bir şey olsa haber alırdık herhalde. Ne istiyor bu lanet olası herif bizden, bir anlasam? Efendim Cem. Ben de abime ulaşmaya çalışıyorum akşamdan beri. Ne karakolu ya? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Ne oluyor Levent? Abimi karakola almışlar. Habib ailesi katledilmiş. Neden anlamadım ama abim zanlı görünüyormuş. Ben gidiyorum. Size haber veririm. Biz de seninle geliyoruz. Sen babamla evde kal anne. Yani bir bu saçmalık eksikti. Komiserim, izin var mı? Gel canım, gel. Komiserim, ben ilgili birimlerle konuştum. Ali Asyalı'nın suçlu olma ihtimali çok düşük. Bir kere eve tam o saatte çağrılıyor. Ev tamamen boşaltılmış. Sadece cesetler var. Ve polis ihbar üzerine geliyor. Birileri hedef saptırmak istemiş belli. Ömer diyorsun. Kesinlikle. Ama bütün oklar Ali Asyalı'yı gösteriyor. Bu da Ali Asyalı ile Ömer Abdal Cihan arasında mutlak bir husumet var demektir. Sadede geleceğim. Ali Asyalı'yı ne yapıp edip serbest bıraktırın derim efendim. O niye o? Çünkü Ömer denen herifin ticari olarak hiçbir açığını bulamıyoruz. Elimizde sadece Ali Asyalı ile olan husumeti kalıyor. Bırakalım ikisi dalaşsınlar komiserim. Arada da pislikleri etrafa saçılsın. Bize sadece saçılanları toplamak düşsün. Ne dersiniz? İnanın en makul yol bu. Hı hı, peki, tamam. Herifi salmak için elimizden geleni yapalım. Teşekkür ederim komiserim. Ben Şeyh Ömer'e görünmeden gideyim. İyi akşamlar Ali Bey. Pek iyi bir akşam denemez. Avukatım henüz gelmedi mi? Hayır, ben Canan. Siz de mi sorguya çekeceksiniz? Bakın, az önce söylediklerimden farklı bir şey söylemeyeceğim. Bence hiç yorulmayın. Hayır, ben sizi sorguya çekmeyeceğim. Öyle bir yetkim de yok zaten. Ben başka bir birimdenim. Kısaca size özetlemek gerekirse, uzun süredir Şeyh Ömer'in açığını arayan bir sivil polisim. Son olarak onun şirketinde mimarlık yapmaya başladım. Bana bunları neden anlatıyorsunuz? Çünkü bu adamın açığını bulmak için yardıma ihtiyacım var. Bu adamın kara para akladığını biliyoruz, kaçakçılık yaptığını da. Ne yazık ki belgeleyebildiğimiz hiçbir şey yok. Canan Hanım, bunları biz de tahmin edebiliyoruz. Bunun için çok da zeki olmaya gerek yok. Ama inanın bu konunun benimle hiçbir ilgisi yok. Ben şu an üstüme atılmış lekeyi çıkarmaya çalışmakla meşgulüm. Ben sizin bu işi yapmadığınızı biliyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmanız için her şeyi yapacağım. Ama karşılığında sizden bazı isteklerim var. Neymiş onlar? Haberi duyduğumda hem çok sinirlendim hem çok üzüldüm. Habibi ailesiyle Ali arasında böyle bir husumet hep vardı. Ben aileyi ondan korumaya çalışıyordum ama görünen o ki muvaffak olamamışım. Evimde böyle bir olay nasıl olur hala aklım ermiyor. Bunun dışında ne yazık ki başkaca bir bilgim yok. Siz olayın olduğu saatte neredeydiniz? Saat 8 itibariyle restoranda nişanlımla yemekteydim. Rezervasyon kayıtlarında kendiniz de görebilirsiniz, dilerseniz.
Başka sorum yok. Yardımlarınız için teşekkür ederim Ömer Bey. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neden biz eve gidemiyoruz? Neden burada bekliyoruz? Ömer Bey'in kesin emri var. Bizi biri gelip almadan gidemeyiz abla. Menanlara ne yaptı acaba? Bilmiyorum. Ama Ömer Bey en fazla sürer onları bir yere. Bizden uzaklaştırır. Yufka yürekli bir adamı. Etrafındaki herkese ne kadar merhametli görmüyor musun? Bana bile. Öyle. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Lamia Hanım. Efendim. Bu gece otelde kalacakmışsınız. Şeyhin emri. Buyurun. Eve neden gitmiyoruz? Bilmiyorum efendim. Bu gece otelde kalınıp yarın sabah eve geçilecekmiş. Ali. Eve gidelim, yorgun. Ne olacak şimdi? Olacağı belli. Ben suçsuzum. Bir şey bulamayacağım. Ömer senin üzerine yıkmaya çalıştı değil mi cinayeti? Çalıştı evet. Allah'ın belası. Gidip yüzleşelim abi. Hesap soralım. Kaybedecek neyimiz var? Acele hareket edip işi yüzüme gözüme bulaştırmak istemiyorum. Artık emniyetin gözü de bizim üstümüzde. Bundan sonra her hareketimiz planlı olmalı. Hepimizin, anlaşıldı mı? Seni nasıl bu kadar çabuk saldılar? Orası bende saklı. Şimdi eve gidelim. Bizimkiler de merak etmiştir. Senden cevap bekliyorum Levent. Acil. Hadi oğlum. Seni bekliyoruz. Geldim abi. Atlatıyorsun demek. Bu defa izin vermem Levent. Yine de insanın evi gibisi yok değil mi Lamia? Evet. Artık daha fazla uzatmadan düğün hazırlıklarına başlansın. Beklemek için bir neden göremiyorum. Tabii. Eğer izin verirsen bugün annemin mezarını ziyaret etmek istiyorum. Hay hay. İstediğin saatte Ahmet yanına bir koruma da alır, seni getirir ve götürür. Teşekkür ederim. Etme. İsteklerin benim için bir emirdir. Bunu unutma yeter. Sadece ufak bir yanlış anlaşılma baba. Can sıkacak bir şey yok. Konuyu daha fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Nereden gelmiş bu yanlış anlaşılma ta buralara kadar? Ne bileyim babacığım. Olmuş işte. Ömer'le ben hesabımı en uygun şekilde göreceğim. Sen içini ferah tut. Hadi kahvaltımızın tadını bozmayalım. Bak ne güzel. Bütün aile beraberiz. Evet. Dağılsın şu kasvet artık. Aa, yeter üst üste çektiğimiz sıkıntılar. Sibel Hanım geldiler efendim. Afiyet olsun. Ne var Sibel? Artık işi buraya mı taşıdın?
Ben onu gönderirim abi. Hakkımdaki bütün gerçeği abin de öğrenmeden hiçbir yere gönderemezsin beni. Sibel, saçmalama, yürü. Levent, bırak onu. Ne gerçeğiymiş bu Sibel? Yok abi, bir şey saçmalıyor. Levent, sen sus. Evet Sibel, seni dinliyorum. Sen beni evde basıp Sibel, peşimden kovaladığın gün, Sibel, yani oğlumuzu kaybettiğimiz gün, Sibel saçmalama, benim birlikte olduğum adam Levent'ti. Kaçma nedenim buydu. Bugüne kadar sıkıntıyı ben çektim, şimdi buyurun siz çekin. Doğru mu Levent? Evde sen mi vardın? Doğru mu dedim? Allah belanızı versin! Fazla söyleyecek bir şeyim yok. Artık daha rahatım. Sen ne haysiyetsiz, ne onursuz, ne gurursuz bir adamsın. Amca. Sen insan mısın ha? Yazıklar amca, olsun sana verdiğim emeklere. Amca, tamam, otur. Amca sakin ol. Defol. Amca. Defol. Amca. Hikmet. Amca. Hikmet. Sakin. Hikmet. Koş. Doktora haber verin. Beyim, benim sana söyleyecek bir şeyim var. Defol Mirza. Ben söylemeden şuradan şuraya gitmem. Gidemem. Artık yapamam. Ben kardeşimi kurtarmak için Rami Hanım'a yalan söyledim. Beni görmek için gelmek istedi. Ama ben ona mezara gittiğimizi söyledim. Hangi mezar, neresi diye tutturdu. Yeri söyledim mecburen. Aslında oraya gelmez biliyorum ama sesi telaşlı geliyordu. Ne olmuş olabilir ki?
Ne oluyor burada? Ayşe. Abi, ne oluyor? Sus, yürü. Ali. Yürü, gidiyoruz. Bırak beni. Yürü dedim sana. Bırak. Seninle hiçbir yere gelmem. Sen benimsin. Ve ben nereye istersem oraya geleceksin.